Merhaba İzmir'e dair TV izleyicilerim. Ben Sinem Aksoy. Kısa bir aradan sonra Yaşama Dair programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta çok değerli bir konuğumuz var. Sevgili Çetin Öztürk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Sizi sormalı. Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Biz bu hafta Çetin Hocam'la aslında bizlerin birazcık sorunu olan anlıyorum ama konuşamıyorum dediğimiz konu nedir? İngilizce. Türkiye'de biraz öğrenmekte zorluk çektiğimiz, pratik yapma şansımızın ben çok fazla olduğunu düşünmediğim, eğitim sistemimizle de belki alakalı olan sorunları biz Çetin Hocam'la birlikte konuşacağız. Ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum çünkü Çetin Hocam bu konuda işin uzmanı benim için. Ben zaten kendi öğrencisiyim. Yıllardan beri kendisiyle birlikte konuşma kulüpleri olsun, eğitim anlamında çok faydalandığım bir insan. Şimdi ben hocama kendisini tanıtması için sözü bırakıyorum. Tamam. Çetin Öztürk kimdir? Evet, hocam. Çetin Öztürk 41 yıllık son 18 yılını, son 19 yılını öğretmenlik yaparak geçiren ama aynı zamanda birazcık da böyle işi İngilizceyi hayatına ciddi anlamda sokmuş bir kişi diyebiliriz. Dediğim gibi son 18-19 yıldır ve bunun son 10 yılı belki de biraz daha işin kurs sektörüne dönüp de milli eğitimde yapamadığımız ya da oradaki sistemde oluşturamadığımız, konuşamadığımız İngilizceyi kendi kursumuzda diyelim, kendi kursumuzda öğrenci arkadaşlara konuşturaraktan vermeye çalışan bir kişiyim. Atatürk Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi mezunuyum. 4 yıl Erzurum'da öğretmenlik yaptım okulumu bitirdikten sonra. Ardından, i̇lk tayin yeriniz evet, galiba değil tayin, mi Erzurum? İlk tayin yerim, ilk tayin yerim. Aslında zorlu bir süreç değil mi hocam? Erzurum'da başlamak. Ne dersiniz? Yani aslında okuduğum yer tekrardan oraya çıkması tayinimin birazcık farklıydı. Çünkü ben İstanbul'u istemiştim. İstanbul olmadı. Tekrardan devletim beni Erzurum'a gönderdi. Senin de yiyeceğin ekmek herhalde daha bitmedi. Devam edelim oradan. Yaklaşık bir 4 yıl kaldıktan sonra doğu görevim de bitti bu arada. Askerlik de aradan çıktı derken ben artık yeter dedim. Bir 9 sene Erzurum'da kaldıktan sonra Batı'ya gideyim. Batı'da birkaç tane yer açıktı. Bunlardan bir tanesi Kocaeli'ydi. Kocaeli'ye tayin oldum. Sonrasında bir 6 yıl kadar da orada çalıştıktan sonra İzmir'e hem geldim hem evlendim. Hem bir kurum açtık. Bir kurs açtık. Senin de bildiğin gibi. O kurumda devam ettik. American Life'da. Bugün de 9. yılımız zannedersem. 8-9. yılımıza döndük orada. Bu şekilde devam ediyoruz. Hocam zaten vizyonunuzun farklı oldu buradan belli. Yani normalde milli eğitimde bir öğretmenken bir risk alıp bu kadar hani aslında farklı bir eğitim sistemi olan American Life'ın kurucu ortaklarından olmak bir girişimcilik örneği aynı zamanda bunu da söyleyebiliriz sizler için. Ve farklı bir eğitim sistemi var American Life'ın. Bunu ilerleyen dakikalarda konuşacağız hocamla birlikte zaten. Hocam şimdi konuya giriş yapmak istersek. Biz İngilizce öğrenmeye nasıl başlıyoruz? Yani aslında Türkiye'deki sistemden bahsedersek nasıl olmalıyla biz nasıl başlıyoruzu hani size ben bırakayım sözü. Aslında çok büyük bir yanlışla başlıyoruz biz. Eğitim sistemimizden bahsedersek zaten bu olay hepimizin bildiği en belki de nefret ettiğimiz gramer olayı yani dil bilgisi. Çünkü bu zannedersem bizim meslektaşlarımızın kolayına geliyor ve tahtaya simple past tense işte geçmiş zaman yazıp altına bir formülize edilecek bir cümle kalıbı verip sonrasında da fill in the blanks yani boşlukları dolduralım. Klasik boyutuyla onlarca kursa gitmiş biri olarak. Yani bunu yapıyoruz. Aslında şöyle göstermek dururken biz biraz daha böyle elimizi kolumuzu farklı yerlerden yapıp kulağımızı o şekilde gösteriyoruz. En yapmamamız gereken şey gramer değil aslında bunun doğal bir şekilde öğrenilmesi gerektiği. Yaparak, ederek, edilimsel bir yolla bunun çözülmesi gerektiği inancındaydık ve öyle başladık biz zaten kurumumuzda. Bize gelen arkadaşlar, öğrenci arkadaşlar mutlaka ama mutlaka bizden mezun olurken bir şekilde konuşaraktan mezun olmalı. Çünkü
Şu anda bile biz Türkçe'yi konuşuyoruz. Fakat size sorduğum zaman bana bir sarf tümleciyle alakalı cümle kurun ya da belirtili nesne içinde geçen bir cümle kurun dediğimde biraz beklersiniz belki. Bence yapamayız. Bence yani onu hiç sormayayım o zaman. Demek ki Türkçe'de bile biz dil bilgisini bilmeden konuşuyorsak bir farklı yabancı dilde neden olmasın bu? Bir başka dilde de bu sadece İngilizce değil, farklı bir dilde de yine aynı şekilde. Birinci etapta sizin bilmeniz gereken kelime bilgisi. Oraya kelimeyi bileceksiniz. Kelimeyi bildikten sonra sizin asıl zaten en başta soruya gelirse İngilizce öğrenmeye nasıl başlarız diye bir olayımız. Biz Türkçe öğrenmeye nasıl başlarız? Önce oraya bir gelelim. En kilit nokta, aynen. Türkçe öğrenmeye biz işte doğduktan sonra annemizden, babamızdan, evin içindeki kişilerden, işte büyüklerimizden onlar bir şeyleri söylerler ve biz onları bir şekilde tekrar ederiz. Yani maruz papağan kalırız. Gibi. Maruz kalırız tabii. Evet. Papağan gibi tekrar ederiz. Ve ne olur ondan sonra biz de konuşmaya başlarız. Ama burada biz yaklaşık 2-3 yaşına geldiğimizde belli istiklerimizi söyleriz işte. Su verir misin? Acıktım. Bunları kullanırken biz hiçbir şekilde ne dili geçmiş zamanı kullanırız. Ne zarf cümleci vardır bizim kullandığımız cümlenin içinde. Yani bilmeyiz onu. Ya da geniş zamanı, işte herhangi bir zamanı bilmeyiz. Fakat konuşuruz. Zaten dil iletişim kurmaktır. Karşı tarafta iletişim kurmaktır. Siz bu iletişimi kurabiliyorsanız o dili kullanıyorsunuz demektir. Kuramıyorsanız eğer ki o dili yapamıyorsunuz, konuşamıyorsunuz demektir. O yüzden de mümkün mertebe bir şekilde biz maruz kalmalıyız. Türkçeyi konuştuğumuz gibi farklı bir yabancı dilde o şekilde öğrenebiliriz. Yani bu çok aslında anne karnında başlayan bir şey. Kesinlikle. Bunu mesela İngilizce'de nasıl yapabiliriz? Bir öneriniz var mı bu konuda? Ben hemen örnek vereyim. Bir kızım var benim 6 yaşında. Ben annesinin karnındayken bir şeyler söylüyordum ona. İngilizce konuşuyordum. Sonradan da kendime gülüyordum. Bu olmaz diyorum. Yani bu çok kulağıma hoş gelen şeyler değil. Hatta yaparken bile kendi kendime gülüyordum. Acaba olur mu diye. Bu arada çok tatlı bir kızınız var. Ve çok zeki. Maşallah diyelim. Sağ olun. Sonrasında işte doğdu. 1 yaş, 2 yaş derken. Hatta 2 yaş gibi işte konuşmaya başlıyor. Ve bu konuşmaya başlarken de beni 1-1,5 yaşlarında falan dinlerken ben İngilizce işte gözünü göster, kulağını göster dediğimde hepsini bana aynı şekilde yapıyordu. Hiçbir problem yaşamadan. Diğer taraftan annesi sorduğunda da hop şalteri kapatıyordu. Hemen Türkçe'ye geçiyordu. Annesine de yine aynı şekilde gözünü, burnunu Türkçe olaraktan cevabını veriyordu. Ben bir şey keşfettim. Yaklaşık 4 yaşında, sanırım 4 yaşında gibiydi. Ben farklı farklı 4 tane tense kullanarak, zamanları kullanarak soru sorduğumda bana 4 tane farklı zaman diliminde cevap verdi. Hiçbir şekilde ben ona otur, verin, gel, benimle bugün simple past tense çalışacaksın gibi böyle yazıp söyleyip hiç öyle bir şey yapmadık. Ve Berin beni ciddi anlamda anlıyordu ve bana o şekilde cevap veriyordu. Peki biz bunu hani büyükler için, şimdi aslında izleyenlere belki bir cevap olur. Bir kaygıyla ileri yaşta başlayan insanlar da var. Şimdi çocukların hani zihni daha açık, maruz kalıyorlar. Sünger gibi çekiyorlar. Çekiyorlar ve hani kaygısız öğreniyorlar aslında baktığımızda. Şimdi biz hep bir kaygıyla başlıyoruz bu sürece. Aynı durum yetişkinler için de geçerli midir? Şimdi, bakış açısını belki biraz değiştirilmesi lazım. Çünkü bizim insanımızda şu var, mükemmelliyetçilik var. Ben konuşurken mutlaka mükemmel konuşmalıyım diye uzun cümleler kurma hevesindeler. Komplike bir gramer kurallarıyla. Hem de komplike gramer kullanacak orada işte ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın da söylediği gibi naydır norlar, aydır orlar, şantlar hepsi var ve bu ciddi anlamda insanımıza geliyor. Ve bu neyden kaynaklanıyor? İşte eğitim sistemimizdeki bizim sevgili meslektaşlarımızın kolayına gelen İngilizce eğitiminden kaynaklanıyor. O kolayına gelen neydi? İşte bahsettik, gramerin verilmesi. O gramerin o kadar çok yani verilmemesi gerekiyor ki asıl önemli olan kelimelerin hiçbir şekilde verilmeden gramere başlanılması bizim bütün hayatımız boyunca
anlıyorum ama konuşamıyorum noktasına getiriyor. Bize. Aslında bu hani komik olarak algılanıyor ama gerçek bu. Gerçek bu. Gerçek hiç istisnasız en büyük gerçek bu. Anlıyorsunuz. Evet. Niçin anlıyorsunuz? Çünkü her şekliyle görüyorsunuz. Grameri de okey anlıyorsunuz ama kafada bir şekilde onu formülize edip onu tekrardan kurmaya çalışıyorsunuz. Fakat onun öncesinde pratik yapsanız, kelimeleri bir şekilde öğretmeninizden alacak olduğunuz kelimeleri siz de konuşaraktan devam etseniz hiçbir problem kalmayacak. İkinci bir sıkıntımız, bahsettiğimiz öğretmen arkadaşlar, meslektaşlarım İngilizce öğretmenleri. Bunların çoğu İngilizce öğretmenliği bölümü mezunu, İngiliz dil edebiyatı mezunu, Amerikan kültürü dil edebiyatı işte bunun gibi benzer yerlerden mezunlar. Fakat çok üzülerek söylüyorum İngilizce konuşamıyorlar. İngilizce konuşamadığı için büyük sıkıntıyı yaşıyorlar. Evet, oradaki olan da öğrenci arkadaşları oluyor. Ve gramerle gününü geçiriyorlar. Sınavlara o şekilde hazırlanıyorlar. Sınavları da o şekilde yapıyorlar. Boşluk doldurma şeklinde yapıp olayı kurtarıyorlar. Aslında biraz kendi ezberlerini öğrencilere de aktarıyorlar. Çünkü konuşma pratik noktasına geldiğimizde öğretmenlerimizden aslında bir şey alamıyoruz. Bu çok üzücü bir şey. En büyük problemimiz zaten o. Bizim en büyük derdimiz. Yani eğitim sistemimizin aslında değişmesi gerekiyor. Pratiğe dayalı bir şeyler yapmamız lazım. Yani pratik olmayınca dil öğrenmenin de çok bir anlamı yok. Yok. Yani ben katıldığım Plusmore sınıflarına, bu arada Plusmore sınıfları American Life'ın çok güzel bir hizmeti. Hizmeti yani kursu satın aldığınız zaman size ömür boyu konuşma kulübü hediye ediliyor. Yani bu da şöyle bir şey değil. Bazı şeyler size verilir, işte size şunu hediye ediyoruz denilir ama yapılmaz hiçbir zaman. Ama American Life Alsancak Şubesi'nde benim gördüğüm, özellikle pandemi döneminde, neredeyse her gün, her gün her seviyeye uygun dersler yapıldı. Ve burada nereye bağlayacağım konuyu? Bu çok güzel bir hizmet çünkü biz konuşmak zorundayız, pratik yapmak zorundayız ki... Evet. Değil mi hocam? Hani atalım. Ya ben bunu deşifre etmek için kesinlikle söylemiyorum. Benden seviye olarak çok daha üst seviyede olan arkadaşlarım vardı, akademisyenler, çok daha hani ileri derecede bilenler. Ama mesela baktığımda konuşamıyor. Bilgi deniz der ya. Çok güzel makaleler okuyor ama konuşmaya geldiğinde, hocam nasıl? Hani gerçekten çok çok iyi durumda. Kelimesi, her şeyi ama baktığımızda hem özgüvenimizde bir eksiklik var ve kaçmayı yeğliyoruz. Mesela derse sonradan devam etmeyenler oluyor ya da üstüne gidenler oluyor. Biraz da bundan bahsedersek hocam bu konu aslında kaçıyoruz biraz konuşmaktan. Biz hani birkaç dakika önce şey söyledik. Muhakkak ki insanlar mükemmel bir şeyler çıkartmak istiyorlar. Evet, her işte mükemmel olalım, okey, tamam, orada herhangi bir sıkıntım yok. Fakat bir dil öğrenmek istiyorsanız simple, kolay, basitten başlamanız gerekiyor. Çünkü çocukken de oradan başlıyorsunuz, tek kelimeyle çok şey anlatıyorsunuz. Aynı şeyi yetişkinken niye anlatmıyorsunuz? İki kelimelik cümleler kurun. Üç kelimelik cümleler kurun. Hiç problem değil. Karşıdaki kişiyle önemli olan iletişim kurmak dedik. Kesinlikle. Eğer bu iletişimi kurmak için o kelimeyi kullanıyorsanız hiç probleminiz yok. Yani ya da farklı bir şekilde anlatabiliriz. Mesela şeyi hatırlıyorum. Üniversitedeydim. Yaptığım tezi bir konferansta sunupla sunmamak arasında gidip geldim. Hocam dedi ki, yani şöyle düşün dedi. Yani İngilizceyi evet iyi kullanmamız gerekiyor burada. Ama mesela güle gül diyemiyorsan eğer... Onu başka türlü anlatabilmelisin. O an aklına gül gelmeyebilir çünkü o senin ana dilin değil. Ama onu farklı bir şekilde ifade edebilecek yeteneğe sahipsen kürsü orası sende. Bitti, bu kadar. Çünkü yani herkes çok burada ana dil gibi konuşmuyor ama bizim kırmamız gereken işte nokta bilgilerimize, kelimelerimize belki bir şekilde doğru kaynakla. Cesaret. Ya bu cesareti yapamıyoruz biz. Maalesef. Ya kendimize güvenimiz yok. Mesela o kadar çok öğrenciyle karşılaşıyoruz ki bilmiyorum ne kadar öğrenciyi mezun ettik canım hatırlamıyorum çok o yılların üstünde yurt dışına çıkıp yurt dışında meramını dile getiremeyen arkadaşlar var. Kaçıyorlar. Neden kaçıyorsunuz? O senin iletişim kuracağın kişi de en az senin kadar İngilizce biliyordur. Yani kullanacağın cümle bellidir.
isteyeceğin bir şey varsa ya da kullanacağın, iletişim kuracağın bir durum varsa çok basit şekilde kullanırsın. Tamam. Düşünelim, yabancılar Türkiye'ye geliyor. Ekmek, su diyor. İşi bitiriyorlar. Bitti. Olay derdini anlatıyor. Ne diyoruz biz? Go go go. Go 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 go. Değil. Olay o değil. Çok basit. İki kelimeyle aslında anlatılabilir. Çok basit iki kelime. Turn bilirsen olay bitmiştir. Dön. Go dediğin zaman git. Right, left, sağ, sol. Bitti. Go 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 deyip bitirmene gerek yok bunu. İlla ki bir şekilde anlatabilirsin. Hiç sorun değil. Kendimize güvenirsek bu işi çözebiliyoruz. Hı-hı. Yani kendimize o güvensizlik çok problem. Üniversitede bir tane çok sevdiğim bir hocam vardı. Kulakları çınlasın. Bize derdi ki courage benim en sevdiğim kelime derdi. Courage da cüret etmek, cesaret etmek. Aslında biz ülke olarak çok şeye cesaret ederiz. Çok şeye cüret ederiz. Hı-hı. Fakat yabancı dile gelince yapamıyoruz. O konuda bir sıkıntımız var. Maalesef. O da pratik yapmadığımızdan. Çoğunlukla pratik yapmadığımızdan ve hep kaçtığımızdan ve en büyük sıkıntımızdan mistake. Hata yapmaktan korktuğumuzdan. Hakkımızın olduğunu düşünmüyoruz, evet, hata hiç yapmaya. İki konuya değineceğim. Bir tanesi komik bir adım anlatmak istiyorum. Çetin Hoca koridorlarda kaçılan bir hocadır. Çünkü okula girdiğiniz zaman... Kaçılmıyorum. Siz bir şey sorarsanız Türkçe anlamıyorum. Ben konuşamıyorum. Hocam. Sonra eğer cesaretiniz yoksa konumuzu değiştirmeye başlarsınız. Çünkü Çetin Hocam sizin asla Türkçe konuşmaz. Aslında ne yapar? O size cesarete, o dile maruz bırakmamız, evet, maruz kalmamız gerekiyor ki bunun değerini ve kıymetini konuşmaya başladıktan sonra, yani cesaretinizi kazandıktan sonra anlarsınız. En önemli noktalardan biri, deli gibi hata yapıyorsunuz, heyecanlanıyorsunuz çünkü karşınızda bilen biri var. Ama Çetin Hocam'dan benim öğrendiğim, bazen eğitmenlik çok farklı bir nokta benim için. Orada sen mimiklerini kontrol etmek zorundasın. Karşı tarafa bilmediğini aslında hissettirmeyeceksin. Tamamen poker face mi diyeceğiz? Hiçbir yani vermiyorsunuz o mimiği. Bilmediğimizi hissettirsek nasıl olur? Problem olur mu? Bilmiyoruz. Ne olabilir? Ama konuşurken sizde hani şey çok rahat hocam, yani gayet normal, evet. Hani kur devam et yani, hani durdurup hani şunu düzelt bunu düzelt noktasında olmayınca kişiler akışkanlığını devam ettirebiliyor konuşmada. Ama olması gereken de zaten evet. Yani evet, sen burada hata yaptın, sen dur ben onu bir düzelteyim. Hı-hı. Değil ki olay. İşte ona girdik mi bu sefer işte o korku ve cesaretsizlik geliyor, evet, devamında. Kırılıyor orada işte. O kırdığınız zaman, o öğrencinin konuşmasını kırdığınız zaman bu kez devam edemiyorsunuz. O bir daha sizinle gelip görüşmüyor. Kesinlikle. Benim hatamı buldu. Hı-hı. Benim hatamı bulduğu için bir de benim yüzüme söyledi o hatayı derken o bir daha sizinle görüşmüyor. Bırakın konuşsun. Ve olacak. Hata zaten yapılacak. Hı-hı. Ben hep söylerim yani, hangi birimiz bizim Zeki Müren gibi Türkçe konuşabilir? Yani. Hiç kimse, ben zannetmiyorum yani öyle... saf, temiz bir şekilde Türkçe konuşabilen varsa tamam buyursun. Aynı şekilde ben de onunla İngilizce konuşayım. Anlarım. Ama öyle bir durum yok ki. Bu bizim ikinci dilimiz. Ana dilimiz değil ki. İstediğin ki ana dilimize kadar, dediğiniz gibi çok... Ana dilimizde bir sürü hata yapıyoruz biz. İnanılmaz. Şu an gittiğim kursa mesela ben inanamıyorum yaptığım hatalara. Türkçeyi konuşurken ah diyorum, ben bu kadar bu yaşa geldim. Hani bunca yıldır bunları yapıyorum. Kendi dilinde bu hataları yapıyorsun. Düzeltmeye çalışıyorsun. Bana söylediğiniz neydi? Hangi kelimeydi bir, hocam? Bir tane bir şey vardı ama hatırlayamadım şimdi. Yani mesela hep kullandığımız bir kelime. Tabii. Yani kökü çok farklı ama aslında burada da grameri çok net bilmediğimizden belki de kaynaklanıyor. Ben mesela ilk onu duyduğumda çok şaşırmıştım o kelimeyi. Hangisi? Birazdan hatırlarım. Gideceğim miydi? Gideceğim değildi acaba. Başka. Mesela yapacağız. Yapacağız. Evet. Hani, evet. Biz hani onu aslında Türkçenin yazıldığı gibi okunmayan bir dil olduğunu... Mesela ben de onu mesela ilk defa o zaman duydum. Evet. Aslında bizim Türkçemiz yazıldığı gibi okunuyor. Değilmiş. Ama değil. Ama işte o kursta onu ilk defa duydum. Evet, yani işte bu noktada rahat olmakta... Rahat, fayda var. Kesinlikle vardır. Rahat olmanız lazım. Hocam peki şimdi soracak olursam. Böyle herkese bir fikir olması açısından. Anne baba olmak istiyor herkes. Ya da çocuklarına bir şekilde eğitim vermek istiyorlar. Kursa gitmek istiyorlar. Şimdi her yerde kurs var mı? Evet var. Kurslar var. Ama
Ben de çok yıllarca kursa gittim İngilizcemi geliştirmek için ama aradaki farkı hani yıllar geçtikten sonra insan görebiliyor. İşte bunları hani bu kadar hani başarısızca süreci geçmeden sizin vereceğiniz öneriler nelerdir? Mesela bir kursu seçerken her yerde mesela American Life'ın şubesi olmayabilir. Neye dikkat etsinler? Mesela küçük çocuğu olanlar hani dedik anne karnında maruz kalma, neniler En yani dadılar basitinden. var. Ha, tabii. O mesela bu çok farklı yöntemler var. Şimdi bir kere şunları aklından silsinler. Bu benim naçizane fikrim. Çoğu anne babada ya da çoğu öğrenende diyelim, hangi aksanı öğrenelim? Öyle bir şey yok. Dünya o kadar küçükleşti ki her yere gittiğinizde siz İngilizce konuştuğunuzda sizin hangi aksansınız diye sormuyorlar. Sizi anlayıp anlamadıklarına bakıyorlar. Afrika'ya gidiyorsunuz en ücra köşesine. Orada da bile İngilizce konuştuğunuz zaman siz iletişim kuruyorsunuz insanlarla. Asya'da bir köye gidiyorsunuz. Orada da yine aynı şekilde İngilizce konuşabiliyorsunuz. Japonya'ya gidiyorsunuz. Yine aynı şekilde. Hiç değişen bir şey olmuyor. Size kimse sizin aksanınız acaba İngiliz aksanı mı? Amerikan aksanı mı? Avustralyan aksanı mı? Diye sormuyorlar. Önemli olan nokta İngilizceyi konuşabilmek. Konuşabiliyorsunuz. Belki anlama noktasında birazcık ihtiyacımız olabilir. Farklı aksanları Muhakkak. dinlememiz O gerekiyor o dinlememiz noktada. Ama gerekiyor biz bunu zaten. yapmak zorunda değiliz. Hani Hayır. net bir şekilde söyleyeceğimizi söyleyip kendimizi ifade edebiliriz. Hani ben kendim için şimdi İskoç konuşuyor, bir İngiliz konuşuyor, bir Amerikalı. Bunlar çok farklı. Kesinlikle bir sürü aksan duyacaksınız çünkü siz. Evet, bunlar için de bol bol dinleme yapmamız gerekli, değil mi? Muhakkak, Onun için de muhakkak. zaten artık teknoloji çağındayız. Her şey Her yapabilirsiniz. şey. Yani Bir ücret ödemeden hiç bile her YouTube'a şey var. girdiğiniz zaman YouTube'da milyonlarca sizin önünüze aksan konuşan videolar düşecektir. İsteyin ki siz. Ya da işte veli geldiği zaman işte anne baba ya da öğrenci kurs araştırması yaparken lütfen gittikleri yerde mutlaka ve mutlaka seviye tespit sınavlarına baktırsınlar. Mutlaka seviyelerini ölçtürsünler ve aynı seviyedeki kişilerle aynı sınıfta olmaya çalışsınlar. İşte bu çok Çünkü önemli. bu gördüğümüz gibi atıyorum işte biz biliyorsunuz Avrupa dil portfolyosu var. A1, A2, B1, B2, C1, C2 diye devam ediyor. Şimdi A1 öğrencisiyle B1 öğrencisini aynı sınıfa koyarsınız. Çok üzgünüm ama randımanı Facia. alamazsınız. Çok iyi bir şekilde ne onları mutlu edebilirsiniz. Ha belki siz mutlu olabilirsiniz. Aldığınız ücret O konusunda kadar. mutlu olursunuz ama bir dahaki sefere o arkadaşlar sizden mutlu kalmadığı için arkadaşlarını da size davet etmeyeceklerdir. Evet. Ve sonuç Bizim alınmayacak her şeyden. kesinlikle sonuç almayacaksınız, konuşamayacaksınız. Mutsuz bireyler olacak sonuçta ortaya. Böyle bir durumda eğer ciddi anlamda iyi bir şekilde seviye tespit yapılırsa, o seviye tespit neticesinde de iyi bir şekilde sınıfa yerleşirseniz, sizin etrafınızdaki kişiler de sizin gibi seviyede olan kişiler olacağı için siz kendinizi rahat hissedeceksiniz içeride. Bu çok önemli bir şey. Çoğu insan bunun gerilimini yaşıyor. Ya bir üst seviye olursa ben ne yaparım? İşte üst seviye olursa insanlar bu kez biraz daha geri kaçıyorlar, geri çekiyorlar, Maalesef. Ben de konuşmaktan yaşadığımı çok net istemiyorlar. hatırlıyorum. Yani kendinizden çok yukarıda belki akademik düzeyde olan kişiler var. Olabilir. Herkesin şeyi farklı, amacı ve kullandığı yer. O yüzden doğru yerde doğru kişilerle olmak çok önemli. Kesin. Konuşma İster istemez neredeyse stres oraya çok önemli. yaratıyor. Gramer çok iyi bilginiz vardır. Çok süper bir şekilde gramer bilginiz vardır. Fakat konuşamıyorsanız üzgünüm. Hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Evet. İşte o bizim Biz sadece bahsettiğim işte o testleri geçip cesaret olayı bir mesela belge orada çok alıyoruz o önemli. kadar. Evet kesinlikle o testleri geçiyorsunuz. Testleri geçtikten sonra işte neysiniz? Ha benim B2 çıkmış. Ama B2 senin gramerinin B2 olması önemli değil. Senin hangi seviyede konuşabildiğin önemli. Çünkü senin iletişim kurman gerekiyor. Sen o iletişimi kuramıyorsan istersen C2 seviyesinde gramer bilgin olsun. Çok iyi makaleler oku. Çok iyi makalelere cevap ver. Bu değil. Yani çok akademik bir bireysin. İşte üniversitede çalışıyorsun. İyi bir yer, iyi bir kariyerin var. Güzel. Ama yurt dışında bir sempozyuma katıldığın zaman yurt Sadece dışında bir izleyici seminer bu noktada. arada sadece izleyici noktasında olursunuz. İşte o da Kötü.
o kadar bilgi birikimini aktaramamak çok kötü. Çok kötü. Çok zor bir durum. Kesinlikle. Yani bir de oraya çıkıp hani o arzu içinde olup onu yapamamak bizleri tamamen geri bırakan bir yani, başka bir şey size söz veren ve hizmetin arkasında duran kurumları seçsinler. Bu illaki X yer, Z yer değil. Size ne vaat ediyorlarsa ciddi anlamda arkasında duruyorlarsa bu çok önemli. Aynen. Bu konudan ikinci bölümde bahsedelim mi hocam? Olur. Hem okulda nasıl bir sistemle çalışıyorsunuz? Hı-hı. Art Class yine eğitim sisteminize kattığınız bir uygulama. Biraz bunlarla da ilgili bilgi verelim. Tamam. En azından kişiler belki birazcık fikir sahibi olursa izleyicilerimiz, hı-hı, onlara da güzel bir yol göstermiş oluruz. Tamam. Bir ara veriyoruz galiba. Aynen, bir ara verelim. Tamam. İkinci bölümde devam edelim. Tamam. İzmir'e dair TV izleyicileri şimdi konuyla ilgili daha detaylı bir bilgi almak için sizleri ikinci bölüme davet ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.